SQLite veri tabanı programlama için kullanacağımız editörlerden bir tanesi de SQLite Studio. Daha önce incelediğimiz gibi. Şimdi bunu açtım. İlk açıldığında buna benzer bir ekran göreceksiniz. Peki bunu nasıl kullanırız ve şuradaki veri tabanlarına nasıl bağlanırız mesela? SQLite klasörü DC içerisindeki SQLite klasörü içerisindeki DB klasöründe mesela Sample DB ve Chinook DB'ye nasıl bağlanırız? Şunu kopyalıyorum. Buradaki alanı. Çünkü kullanacağız bunu. Şurada database alanı var. Öncelikle bir veri tabanı eklemem gerekiyor buraya. İlk açıldığında herhangi bir veri tabanı olmayacak çünkü. Bu ekran çıktığı zaman şurada database type olarak SQLite 3 ya da 2 ya da vesaire gibi bunlar yer alıyor. Default olarak SQLite 3 seçebilirsiniz. File kısmında şuradan ekleme yapabileceğiniz gibi dosyayı da seçebilirsiniz buradan. Mesela Chinook bizim örnek veri tabanımızı eklemiş olalım. Bu kadar. Bu bunun adı. Bu da bunun yolu. Ondan sonra şurada test connection var. Bakın bağlantı test edildi o veri tabanı dosyasına ve OK işaretini gördük. Sonrasında şurası önemli, permanent alanı. Eğer bunu seçili hale getirmezseniz bu editör her açıldığında bir veri tabanı seçmeniz gerekiyor bu şekilde. Eğer burayı seçili hale getirirseniz keep it in configuration. Burada gördüğünüz gibi bu ayarı bir kalıcı olarak tutacaktır ve siz SQLite Studio'yu tekrar açtığınız zaman burada sol tarafta databases alanında bu veri tabanı ya da veri tabanları listelenmiş bir şekilde göreceksiniz. Burada. Ben bunu permanent hale getiriyorum. Ve OK diyorum. Başka bir tane daha ekleyebiliriz. Örnek bir veri tabanımız daha var. O da neydi? Şuradaki sample DB'ydi. Bunu ben daha önceden oluşturmuştum gene. Bakın burada test connection diyorum. OK dedim. Bu da buraya geldi. Şimdi burada bir de connect to the database diyerek buna bağlanmamız gerekiyor. Şöyle yapıyorum. Bakın. Ya da şöyle gelip üzerine çift tıkladığımda mesela otomatik olarak bağlanıp onun verisini getirecektir bize. Bu şekilde de kullanılabilir. Başka neler yapabiliriz? Mesela Chinook üzerinden anlatayım gene. Burada table alanı var ve views nesneleri var. Ki henüz bizde view nesnesi yok. Ama 11 tane tablomuz var. Peki employees tablosuna sağ tıklarsam şöyle. Bakın create a table diye bir menü var. Bunu görebiliyoruz. Ya da diğerlerine de şöyle göz gezdirebiliriz. Edit table mesela delete table. Ya da şöyle tıklayalım. Diğer başka şeylere bakalım. Generate query for table. Şu select, insert, update, delete gibi sorguları otomatik olarak yapabiliriz. Bakın otomatik bir select sorgusu oluşturdu mesela. Başka bakalım generate. Mesela update nasıl yaparmış burada. Bakın update sorgusu üretti. Tabi bunları kullanın demiyorum ama bunları yapabiliyor. Export a table, populate table vesaire. The database alanında da ne varmış? Disconnect from the database. Bu şöyle. Database'e şuradaki mesela Chinook'a sağ tıkladığımızda bazı seçenekler var. Mesela disconnect from the database. Bunu seçerseniz bakın şu an açık bir connection olduğu için tekrar onay sürüyor. Close anyway. Bakın buna tekrar erişemezsiniz. İçeriğini göremezsiniz bunu. Tabii tekrar çift tıklarsanız ona tekrar bağlantı açacaktır. Ve gene kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca burada herhangi bir veri tabanı sildiğinizde bu o dosyanın silindiği anlamına gelmiyor. Şöyle göstereyim ben burada. Mesela şu an sample DB burada. Ve şuna geliyorum. Mesela remove the database. Bunun anlamı editörden bunu kaldır demek aslında. Yani şuradaki dosyanın kendisini silmiyor. Veri tabanı dosyasının kendisini silmez. O yüzden bunu da bilmenizde fayda var.
Şöyle tekrar bir tane daha ekleyeyim. Şuradan add database diyorum ve aynı veri tabanını tekrar sample db olarak ekliyorum. Sonrasında şunu açayım bir. Bakın burada. Bakın bu sefer şurada sample db de geldi. Chinook. Şuradaki sorgunun hangi veri tabanı üzerinde çalışacağını böyle seçebilirsiniz. Burada. Mesela bir tane de sorgu yazalım. Select yıldız from. Mesela programming length. Şuradan. Programming length olsun. Bunu Chinook üzerinden seçip çalıştırırsak ki buradan çalıştırıyoruz. Bakın şurada böyle bir tablo yok dedi. Bu Programming Length isimli tablo Chinook içerisinde, Chinook Database içerisinde yok dedi. Peki şuradan değiştirerek bunu çalıştırırsak, bakın burada bizim veri tabanımızda bulunan veriler geldi. Gayet basit gördüğünüz gibi kullanımı. Diğer detaylarına da ihtiyacınız olduğunda hani boş zamanlarınızda bunları incelemenizde fayda var. Bunlarla neler yapabilirsiniz? Mesela create a table, yeni bir tablo oluşturmak istiyorsan ya da edit the table, delete the table, create an index. İndeksler önemli veri tabanında. Ya da onun düzenlenmesi ya da bir trigger oluşturma ya da onun düzenlenmesi ya da bir view nesnesi oluşturma ya da onun düzenlenme işlemleri. Bunları bol bol kurcalamanızda fayda var. Ve şunların da hepsini inceleyebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.